Biyoloji öğretmeni Hasan tahtaya tam çiçeğin şeklini aşağıdaki gibi çizmiştir. Hasan öğretmen öğrencilerine çeşitli sorular yöneltiyor ve sınıftaki bazı öğrenciler cevaplarını veriyorlar. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevap yanlıştır. Mayoz bölünmenin gerçekleştiği kısımlar mayoz bölünme nerede gerçekleşecektir? 2 ve 3 demiş yani anter ve ovaryum demiş. Evet erkek gametofitler polende yani anterde gerçekleşecektir. Dişi gametofitler ise ovaryumda gerçekleşecektir. Ve burada da mayoz bölünme gerçekleşecektir. Doğrudur. Tozlaşmanın gerçekleştiği yer neresidir dediğinde bir numara yani dişicik tepesini almış ki evet tozlaşma dişicik tepesinde gerçekleşecektir. Sperm çekirdeklerinin oluştuğu yer neresidir demiş ve cevap olarak anteri almış fakat sperm çekirdekleri polen tübünde oluşacaktır. Bu yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır dediğimizde yalnız Kübra olacaktır. Çiçekli bitkilerin üremesinde numaralı olayların hangileri dişi organda gerçekleşir? Polen ana hücresinden polen oluşumu anterde gerçekleşecektir. Yani erkek organdadır diyoruz. Ama sperm çekirdeği oluşumu ise dişi organın polen tübünde gerçekleşecektir ve 3 numaralı yapımız dişi organda gerçekleşir diyoruz. Çiçekli bitkilerde görülen olaylarından hangileri açık tohumlularda görünmez? Tohum taslığının ovaryum tarafından sarılması açık tohumlar dedik tohumları açıkta bulunuyor arkadaşlar. Bu anlamda görünmeyecektir. Çift döllenme dediğimiz olay kapalı tohum bitkilerinde görülecektir. Açık tohumlu bitkilerde tek döllenme vardır. Zigotun embriyo oluşturması açık tohumlularda da görülecektir. Ve bize görülmeyenleri sormuştur. 1 ve 2'dir cevabımız. Kapalı tohumlu bir bitkide aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez? Mikrospordan vejetatif çekirdeğin oluşması mitoz bölünme ile gerçekleşecektir. Zigottan Embriyonun oluşması yine mitoz bölünme gözlenecektir. Makrospordan yumurta hücreleri oluşurken mitoz bölünme, generatif çekirdekten sperm çekirdekleri oluşurken mitoz bölünme olacaktır. Fakat polen ana hücresinden mikrosporun oluşması sırasında polen ana hücresi 2N kromozomdur ve mikrosporlar ise N kromozomdur. Bu anlamda burada mayoz bölünme gözlenecektir diyoruz ve cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde çiçekli bir bitkinin üremesi gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? 1 ve 2 numaralı olaylarda DNA miktarı yarıya iner demiş. 1 numaralı olayda 2 numaralı olayda da mayoz bölünme gerçekleşecektir ve mayoz bölünmede de DNA miktarı yarıya inecektir. 1, 2 ve 3 numaralı olaylar kalıtsal çeşitliliğin meydana gelmesini sağlar. 1 numaralı olay mayoz bölünme 2 numaralı olay mayoz bölünme. 3 numaralı olayda da erkek gametofit ve dişi gametofitin birleşimi, yani burada döllenme meydana gelmiştir ki burada da kalıtsal çeşitlilik meydana gelmiş olacaktır. 4 numaralı olay sırasında tetrat oluşur demiş. 4 numaralı olayda burada bir gelişim durumu söz konusudur. Tetrat oluşumu arkadaşlar mayoz bölünmede gerçekleşen bir olaydı. E 2 tane kromozom yapısı gözleniyordu. Bu yüzden burada gözlenmeyecektir. Burada mitoz bölünmelerle büyüme gözlenecektir. 2 numaralı olay sonucu oluşan hücrelerin tamamı döllenmeye katılabilir. Burada megaspor hücreleri oluşacak ve burada hepsi döllenmeye katılmayacaktır. Normalde mayoz bölünme sonucu 4 tane hücre oluşuyordu. Fakat burada 3'e eriyerek kaybolacak ve bir tanesi canlı kalacaktır. Bu yüzden de bu ifadenizde yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. Çiçekli bitkilerin üremesi sırasında olaylarından hangileri embriyo kesesinde gerçekleşir? Sperm çekirdeklerin oluşumu polen tübünde gerçekleşecektir. Polar çekirdeklerin döllenmesi embriyo kesesinde gerçekleşecektir. Polen oluşumu anterde ve tozlaşma ise dişi organın tepeciğinde gerçekleşecektir ve embriyo kesesinde gerçekleşen yalnız 2 olacaktır. Bir bitki tohumunun uygun koşullarda çimlenerek genç bir bitki haline gelme aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu süreçteki numaralı evrelerle ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Baktığımızda A şıkkına kuru ağırlığın 1 ve 2 numaralı zaman aralığında yavaşça arttığını gözlemliyoruz. Halbuki burada bakın tohum halindedir ve burada ne gerçekleşecektir? Besinleri endosperm yapısındaki besinlerin hidroliz sonucu monomer oluşturacak ve bunları da sonunda kullanacaktır. Ve bu yüzden de tohumun kuru ağırlığında azalma meydana gelecektir. Artma değil. Bu yanlış oldu. B'ye baktığımızda 4 ve 5 numaralı aralıkta oksijen tüketim hızının 4'te azaldığını 5'te tamamen sıfırlandığını gözlemliyoruz. Halbuki oksijen tüketimi tüm basamaklarda oksijen solunum sonucu gözlenecektir. Yanlıştır. Mitoz bölünme hızı dediğimizde 1 ve 2 verilmiş mitoz bölünme sabit olmayacaktır. Su alıp e, tohum kabuğu çatlayacak ve o zaman da mitoz bölünme hızlanacaktır. D'ye baktığımızda karbondioksit tüketim hızının 4 ve 5 numara aralıklarda arttığını gözlemliyoruz. 4 de daha az yaprak vardı. 5'te de daha çok yaprak var. Yani karbondioksit tüketerek fotosentez tepkimesi gerçekleştirebilir. Besin sentezi gerçekleştirebilecektir. O yüzden bu doğru olacaktır. E'ye baktığımızda ise 1 ve 2 numarada fotofosforlasyon demiş. Yani ışık enerjisini kullanarak ATP sentezinin gerçekleşmesinden bahsediyor. Fakat 1 numara tohum halindedir ve burada fotofosforlasyon, fotosentez olayı gerçekleşemeyecektir diyoruz. Bu anlamda da bu grafikte yanlıştır ve cevabımız D şıkkıdır. Çiçekli bitkide üreme sırasında meydana gelen yapılarından hangileri döllenmeden önce oluşur? Baktığımızda embriyo dediğimiz yapı sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşuyordu, diploitti ve döllenmeden sonra oluşacaktır. Polen ise döllenmeden önce oluşacaktır. Yine makrosporlar döllenmeden önce oluşacaktır ve her ikisi de ankromozomludur. Endosperm dediğimiz yapı ise döllenmeden sonra oluşacaktır. Triploit'tir. Yani 3 ankromozomdur. Sperm ve polar çekirdeklerin birleşmesiyle oluşacaktır diyoruz. Döllenmeden önce oluşanlar 2 ve 3'tür. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme sırasında vejetatif çekirdekte 28 kromozom tespit edildiğine göre nicelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Vejetatif çekirdek en kromozomdur ve 28'miş. Endospermdeki kromozom sayısı dediğimizde endosperm triploiddi yani 3 kromozomluydu. O zaman 28 çarpı 3 diyeceğiz ve buradan da 84'ü bulacağız. Y'ye baktığımızda Yaprağın epidermis hücresindeki kromozom sayısı diyor ve epidermis hücresi diploittir yani iken kromozomdur. 28 çarpı 2'den de 56 olacaktır diyoruz. Ve 84 ve 56 olan seçeneğimiz D şıkkıdır. Çift çenekli bir bitki türünde çimlenmiş olan bir polen hücresi ile embriyo kesesi aşağıdaki gibidir. Buna göre numaralı çekirdeklerden hangileri döllenmeye katılır? Şimdi döllenmeye sperm çekirdekleri katılıyordu. Bununla beraber polar çekirdekler katılıyordu. Ve sperm çekirdekleri polar çekirdekler birleşerek endospermi oluşturuyordu. Triploitti. Sonra sperm çekirdekleri ile yumurta hücresi birleşebiliyordu. Döllenmeye katılabiliyordu. Bunda da embriyo oluşuyordu. Diploitti iken kromozomluydu. Yani döllenmeye katılanlar 1, 4 ve 6'dır. O da B şıkkında verilmiştir. Aşağıdaki tabloda çiçekli bitkilerin yaşam döngülerinde gözlenen bazı yapılar verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangileri tohumun yapısında bulunmaz? Tohum yapısında endosperm bulunacaktır. Sinerjit çekirdekler bulunmayacaktır, döllenmeye de katılmayacaktır. Yumurta çekirdeği yine bulunmayacaktır. Sperm çekirdeği bulunmayacaktır. Çünkü yumurta çekirdeği ve sperm çekirdeği birleşerek embriyo oluşturacaktır. Embriyo bulunacaktır ve çenek bulunacaktır diyoruz. Hangileri bulunmaz dediğimizde 2, 3 ve 5 olacaktır.